hesabını soracağım size. Bir daha elektrik ver. Bunun hesabını soracakmış bize. Hiç güleceğim yoktu. Kaldırın şu bir yerden. İşkenceye devam edeceğiz. Daha elimden çekeceğim var Kerem. Eyvallah birader. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Neredeydin abi? Dışarıda mıydın? İçerideydim yeğen. Hey gidi koca şehir. Ne kadar çok değişmiş. Şu adamı bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden tanıyorum ben bu adamı ya? Kemal, bu sensin. Evet benim. Vay Kemal, yıllardır görüşemiyoruz. Hapisten çıkmışsın. Evet çıktım. 20 sene oldu. Ha, ne oluyor şurada ya? Bizim çocuklar da orada. İnanmıyorum. Kemal, bu sen misin? Anneciğim, bu abi kim? Nereden tanıyorsun bunu? Evet benim Aslı. Hoş geldin Kemal. Çocuklar hadi biz artık eve gidelim. Anne bu abi kim bize de söyle. Gelin çocuklar gelin, anlatacağım her şeyi. Anne dışarıdaki abi babama benziyor. Evet çocuklar benziyor. Çünkü o babanızın abisi. Ne, babamın abisi mi? Evet çocuklar. Neden bize söylemediniz şu ana kadar? Anlatıyorum, iyi dinleyin. Yıllar yıllar önce biz daha Kerem'le yeni evlenecektik ve düğünümüz yaklaşıyordu. İşte bilirsiniz, düğün hazırlıkları falan yapıyorduk yani. E tabii Kemal de yanımızdaydı. Sonuçta Kerem'in abisi. Düğün hazırlığı yapmak için şehirden ayrılmıştık. Sonra hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? Anlatıyorum. İyi dinleyin. Biz düğünle ilgili arabanın içinde sohbet ederken Kerem'in bir anlık dalgınlığına geldi ve yoldan geçen adamı ezdi. Olamaz. Ne yaptım ben? Az önce birisini ezdim. Hayır, bu çok kötü. Şuraya bakın, karşıdan polis arabası geliyor. Kerem, hapse girersen biz nasıl evleneceğiz? Hayır, hapse girmek istemiyorum. Anne sonra ne oldu? Babam hapse mi girdi? Hayır çocuklar. Kerem'in abisi arabayı ben sürüyordum dedi ve suçu üstlendi. Abicim, canım abim. Daha sonra polisler Kerem'in abisi Kemal'i birisine çarpıp öldürmek suçuyla hapishaneye götürdü. Hayır olamaz, bu benim suçum ama abimi götürüyorlar. Kerem bilerek yapmadın. Abim de bizi bu mutlu günümüzde üzmek istemedi. Ama şu anda benim işlediğim suç yüzünden hapse gidiyor. Ne yani anne, adama babam çarptı ama hapse Kemal abi mi girdi? Evet ve o abi değil, senin amcan. Vay be, aslan Kemal amcam benim. Nasıl da düşünceli birisiymiş. Vay be Kemal, ne kadar uzun zaman oldu değil mi? Evet, çok uzun zaman oldu. 20 senedir hapisteyim. Neyse Kemal kardeş, biz artık gidelim. Tekrardan geçmiş olsun. Artık hapiste değilsin. Eyvallah birader, sağ olun. Kemal, sana söylemek istediğim bir şey var. Hayırdır, ne oluyor? Fikir istersen ben söyleyeyim. Olur, söyle. Ne oluyor be? Hadi söyleyin artık ne söylüyorsanız. Kemal, Kerem komiser, yani kardeşin. Ne olmuş Kerem'e? Kaçırıldı. Günlerdir nerede olduğunu bulamıyor polisler. Ne? Ne diyorsun sen? Evet Kemal, neyse ben artık gideyim. Kemal merak etme, polisler bulacak. Göreceksin bak, Kerem sağ salim bulunacak. Neyse ben artık gideyim. Şunlarla bir konuşayım. Kemal, buyur, bir şey mi oldu? Kerem nerede? Kim kaçırdı? Kemal amca, annem her şeyi anlattı. Sen babamın abisiymişsin. Ve yaptığın her şeyi anlattı. Babamı bir mafya kaçırdı. Hangi mafya? Kerem nerede? Kemal sakin ol. Biz bir ipucu bulduk. Tam da oraya gidecektik. Tamam yürüyün, gidiyoruz. Dur Kemal, nereye gidiyoruz? Kardeşimi kurtarmaya. İşte Kemal. Kerem burada olabilir. Tamam, siz burada kalın. Kemal dur, lütfen dikkatli ol. İçeride çok kalabalık olabilirler. Merak etmeyin beni. Siz sakın arkamdan gelmeyin. Kerem kardeşim! Ha! Gelin buraya! Ha! Dur, sen kimsin? Ne yapıyorsun? Ha! Bu kadar mısınız he? Kerem kardeşim, gel bakalım buraya aslanım. Daha kendini korumayı beceremiyorsun Kerem. İşte bakın, amcam babamı kurtarmış.
Kerem'i kurtardım. Merak etmeyin, yaşıyor. Şu anda baygın. Hadi hemen eve götürelim. Güzel bir bakım yap. Tamam tamam, sağ ol Kemal abi. Baksanıza babamı ne biçim dövmüşler. Aslan amcam benim, sen kurtardın babamı. Neyse, burada daha fazla durmayalım. Hadi gidelim. Kerem az sonra kendine gelir. Merak etmeyin, korkacak bir şey yok. Hapishanedeyken bunun 10 katı işkence gördüm. Ve karşınızda sapasağlamım. Merak etmeyin yani. Kerem de iyileşir. Sapasağlam karşınıza çıkar. Hadi Kemal abi getir. Hemen içeri yatıralım. Tamam tamam. Şöyle koltuğa yatırıyorum. Az sonra kendine gelir. Merak etmeyin. Ben artık gideyim. Kemal abi nereye gidiyorsun? Burada kalabilirsin. Hem Kerem uyandığında seni görür. Yok. Kerem hala sinirliyim. Sinirim hiç geçmedi. Ona yardım ettiğim için kızgın olmadığımı düşünmeyin. Hala çok kızgınım. Ne desen haklısın. Amca lütfen gitme. Maalesef duramam. Burada daha fazla durmamın anlamı yok. Gitme amca. Güle güle. Kerem aşkım, uyan artık sen de lütfen. Yıllar sonra amcamı gördüm ama o da gitti. Bari babam uyansın. Bırakma bizi baba. Kerem kardeşim, inşallah bir şey yoktur ve hemen iyileşip ayağa kalkar. Ben de gideyim şöyle kendime kalacak bir yer bulayım. Şehirde bir park varsa orada banklarda yatabilirim aslında. Kerem hadi aşkım, uyan artık ya lütfen. En azından gözlerini aç. Neredeyim ben? Babacığım iyi misin? Nasıl oldu bu? Nasıl geldin buraya? Babacığım seni amcam kurtardı. Yani abin, Kemal abin. Ne? Kemal abin mi? Evet baba, Kemal amcam geldi. Kemal nerede? Abim nerede? Kerem aşkım dur, yaralarım var. Abim nerede? Baba seni o kurtardı, sonra dışarı gitti. Kerem dur lütfen aşkım. Biraz iyileş, öyle çıkarsın. Abime hayat borcum var. Onu bulmam lazım. Gidiyorum ben. Abim, Kemal abim beni o kurtarmış, inanmıyorum. Hapishaneden çıkmış sonunda. Onu hemen bulmam lazım. İnşallah hala şehirdedir. Eğer ki gittiyse onu bulmadan asla eve geri dönmeyeceğim. Şimdilik burası iyi gibi. Bu geceyi burada geçirebilirim. Neredesin abicim? Neredesin? Lütfen çık karşıma. Sonunda hapishaneden çıktın ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ha? Ha? Kemal! Abi buradasın! Ha? Ne bağırıyorsun lan? Ulan hayırsız! Abi dönmüşsün gerçekten! Ulan! Şimdi mi aklına geldi abin olduğum? Abi ne vuruyorsun ya? Vururum ulan! Seni hapisten kurtardım ben! Bir kere ziyaretime geldin mi? Abi! İhanet ettin oğlum sen bana! Abi gelecektim valla! Şehirde işler yolunda gitmiyordu, ondan gelemedim! Şimdi defol git! Şehirle ilgilenmeye devam et! Senin gibi bir kardeşim yok benim! Ne desen haklısın abi. Beni kurtardığın halde hiç ziyaretine gelmedim. Üzgünüm. Evet güzel. Onları buldum. İkisini de buldum. Hemen bu tarafa doğru gelin. Anlaşılan bunlar abi kardeşmiş. Ama kavgalılar. Patron hemen geliyoruz. Tamam hızlı olun. Elimizden kaçırmayalım. Parkın oradayım. İlk önce şunun işini bitireceğiz. Daha sonra tekrar Kerem'i yakalarız zaten. O kolay. He? Ne oluyor? Kimsiniz? Hemen gösterelim. Gel bakayım. Hadi hadi yürüyün, saldırın şuna. Gelin gelin, siz de gelin. Tutun onu, tutun, sakın bırakmayın. Hadi hadi siz de gelin çabuk. Koşun çabuk koşun. Kemal'i kurtaralım. Abimi rahat bırakın, size diyorum. Saldırın şuna. Gel buraya. İşte bu kadar. Abicim iyi misin? Bir şeyin yok ya. Lütfen abi dışarıda kalma. Gel benimle eve gidelim. Dışarısı hiç güvenli değil. İyi tamam. Öyle olsun. Bu seferlik geleyim. Ama sakın seni affettiğimi düşünme. Tamam abi tamam, düşünmem. Sen yeter ki gel. Bu mafya durmayacak anlaşılan. Kaçmayı da başardı. Evde en azından güvende olursun abi. Bana bak Kerem, sana hala çok kızgınım. Seni affettiğimi falan düşünme sakın. Tamam abicim, düşünmem, merak etme. Sana çok dargınım Kerem. Sırf seni korumak için hapishaneye girdim. Ama sen ziyaretime bile gelmedin. Ne desen haklısın abi. Özür dilerim. Haklısın. Sizinle öyle bir oyun oynayacağım ki hayatınızın sonuna kadar unutamayacaksınız. Kerem komiser kaçırıldı ve çok zor durumda. Gizemli bir şekilde ortaya çıkan Kerem komiserin abisi
Kardeşinin kaçırıldığını öğrenince çılgına döndü. Kerem komiserin abisi içerideki tüm adamları etkisiz hale getirip Kerem komiseri kurtardı. Ama kötü mafya yerinde durmayacak. Kerem komisere saldırı planları yapıyor. Bu videoya atacağınız her like bu kötü adama bir ceza olacak. Abone olursanız da bu kötü adamı yenmemize destek olabilirsiniz. Hadi abone olun. Videonun devamını da kaynak kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Çok heyecanlı bir video, sakın kaçırma. Hemen buraya tıkla ve gel.